Merhaba sevgili arkadaşlar. Isı sıcaklık konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. sorumuzda demiş ki XY maddede sıcaklık sıvılarının kütleleri 2mm, öz ısıları C2C, sıcaklıklar da 5T, YT'dir. Cisimler yalıtılmış bir kap içinde aşağıdaki birbirine temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Isıl denge sağlanana kadarki süreçte cisimler eğer hal değiştirmediğine göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar cisimler hal değişimi yoksa ve yalıtılmış bir kapsa yani dışarıyla ısı alışverişte bulunamıyorsa bunlar ne yapacaktı? Sadece kendi arasında ısı alışverişinde bulunacaktır. Peki ısı alışverişi için geçerli olan tek bir şartımız vardı. O da neydi? Sıcaklıkların farklı olması ki X'in sıcaklığı 5T, Y'nin sıcaklığı 1T yani sıcaklıklar farklı mı? Evet farklı. Peki o zaman sıcaklar farklıysa bunlar ısı alışveriş yapacak. Isı nereden nereye gidecek? Sıcak olandan soğuk olana doğru ısı aktaracaktır. Yani X'den Y'ye ne yapacaktır? Bir ısı geçişi olacaktır. X bu ısıyı verdikçe ne yapacak? Kendi sıcaklığı azalacak. Y de bu ısıyı aldıkça ne yapacak? Kendi sıcaklığı artacaktır. Peki bunlar sadece kendi aralarında ısı alışveriş yaptığı için burada Q verilen ısı eşittir Q alınan ısı diyebilir miyiz? Evet. Peki ısı veren kim? X. X'in Q eşittir mc delta t yaparsak kütlesine kadar 2m. C'si C. Delta t'si ne olacak? Başlangıçtaki sıcaklığı 5T'ydi. Dengeye ulaştığı zaman sıcaklığı ısı kaybettiği için düşeceği için ne olacaktır? Değişimi bulmak için ilk sıcaklığı 5T'den denge sıcaklığını çıkararak ne yapabiliriz? O değişimi bulabiliriz. Peki bu ısıyı alan kim olacak? Y olacak. Peki Y ısı alınca ne olacak? M kütlesi m. Isısı 2C çarpı delta t. Yalnız burada delta T sıcaklık değişimi yani alınan ısı verilen ısı eşitlerken bu sıcaklık değişimi her zaman pozitif değer almamız gerekiyor. Ve ben biliyorum ki Y'nin ilk sıcaklığı T'ydi ve ısı aldığı için denge sıcaklığı ne olacaktır? Kesinlikle T'den daha büyük. Dolayısıyla burada sıcaklık değişimi bulmak için büyük olan değer olan denge sıcaklığından ilk sıcaklık bir T'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar burada MC'ler sadeleşti. E2'ler sadeleşti. Dolayısıyla ne oldu? 5T eksi T dengenin T denge eksi T'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu eşitleyin bu tarafına. Diğer T'yi de öbür tarafa atarsak 2 tane T dengemiz 6T ve buradan denge sıcaklığının ne olduğunu söyleyebiliriz? 3T olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bunu hiç uğraşmadan ne diyebilirdik? Şimdi arkadaşlar bu maddenin ısı sahası 2MC. Bunun ısı sahası da M çarpı C'den 2MC. Yani ısı sahaları eşit. Hal değişimde yoksa o zaman ısı sahaları eşitse ne olacaktır? Bunlar sıcaklık değişimi eşit olacaktır. Yani ne olacaktır? O zaman ikisinin ısı sahası eşit olduğu için ikisinin sıcaklığı eşit değişecek ve denge sıcaklığı ikisinin aritmetik ortalaması ne olacaktır? Yani sen buradan direkt denge sıcaklığını aslında 5T artı T bölü 2'den 3T olarak da ne yapabilirdik? Bulabilirdik. Hangileri doğrudur? X'den Y'ye ısı geçer. Evet sıcak olan da soğuk olanı doğru bir ısı aktarımı olacaktır. Denge sıcaklığı 3T'dir. Evet. X cismin içe enerjisi artmış, Y'ninki azalmıştır. Hayır, tam tersi arkadaşlar. X ısı veriyor. Isı vermesi demek ne demektir? Enerji aktarıyor Y'ye. O zaman kendi iç enerjisi ne yapacaktır? X'in iç enerjisi azalacaktır. Y de ısı aldığı için onun iç enerjisi ise ne yapacaktır? Artacaktır. Yani yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 bursa olacaktır. 7. sorumuz. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen sıcaklığı en fazla olan gezegen Venüs'tür. Bu durumun ana nedeni Venüs gezegeninde atmosferlerdeki bazı gazların sera etkisi yapmasıdır. Yani sera etkisi dediğimiz olay ne oluyor? Şu oluyor. Yani burada atıyorum bir gezegenimiz olduğunu düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacak? Güneşten ne yapıyor? Işınlar buraya geliyor. Güneşten gelen ışınlar ne yapıyor? Gezegenin yüzeyi tarafından bir kısmı soğuruluyor, bir kısmı ne yapıyor? Oradan geri yansıtılıyor. Dolayısıyla güneşten aldığı enerjinin tamamını ne yapıyor? O gezegen soğuramıyor. Ama işte sera gazı etkisiyle ne oluyor? Burada sera gazının etkisiyle burada güneyde gezegenden yansıyan ışınlar tekrar o sera gazı atmosferinde ne yapıyor? Oradaki gazdan dolayı tekrar geri yansıyarak hapsolmuş oluyor. Yani o gezegenin atmosferine giren enerji bir daha geri çıkamıyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Sıcaklık değerleri artmış oluyor. İşte bu şekilde dünyamızda da sera etkisinden dolayı iklim değişiklikleri ve küresel ısınma meydana geliyor. Hangileri küresel ısınmanın yani sera gazının etkisi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar sebepleri? Günlük yaşamda kullandığınız parfüm ve deodorantlar evet sera gazı etkisi yapıyordur arkadaşlar. Tarım sektöründe kullanılan bazı zirai ilaçlar yine sera etkisi vardır. Fosil yakıtların kullanılması sonucu açığa çıkan işte atıklar yine sera gazı etkisine ne yapıyor? Katkılar oluyordur. Yani cevabımız Edirne olacak. 3 öncül de bizim için sera gazı etkisini sağlamış oluyor. 8. sorumuz 1-2-3 numaralı görsellerde ısının yayılma yolları vermiş. Zaten ısının arkadaşlar ne var? 3 tane yayılma yolu var. İletim, konveksiyon ve ışıma dediğimiz şey. Bu modeller neyle alakalıdır? Şimdi kalorifer pedenin oda ısıtması nedir arkadaşlar? Konveksiyonla alakalıdır. Nedir yani? Sonuçta burada peteğe yakın olan bölgedeki hava molekülleri ısınıyor. Isınan hava ne yapar? Genleşir. Hava genleştiği için hacmi artar. Hacmi arttığı için kütlesi değişmediği için öz kütlesi azalır. Ve öz kütlesi azalan o sıcak hava ne yapar? Yukarı doğru yükselir. Onun boşalttığı yere ne yapacak? Onun boşalttığı yere buradan tekrar bir soğuk hava kütlesi gelecek. Ve bu şekilde o sıcak hava yukarı çıkan sıcak havada etraftaki diğer hava molekülleriyle
ısı alışverişinde bulunacak ve tekrar sıcaklık azalıp tekrar özgürlük artacak ve tekrar aşağı doğru inecek ve odanın içinde bir devir daim oluşacak, bir hava akımı oluşacak. İşte bu devir daim ve hava akımıyla ne olacak? O ısı, yani o sıcaklık ne yapmış olacak? Odanın her yerine yayılmış olacak. İşte bu şekilde yayılmaya biz ne diyoruz? Konveksiyon. Yani birinci öncülümüz ne olacak? Konveksiyon. Güneş ocağının tenceredeki yeme ısıtması. Arkadaşlar zaten adı üzerinde güneş ocağı ne yapıyor? Üzerine gelen ışığı ne yapacaktır? Çukur ayna gibi davrandığı için ışığı bir noktada toplayacaktır. İşte o topladığı noktada, yani buraya gelen güneş ışınları bir noktada toplandığı zaman ne olacaktır? O biriken ısıyla buradaki bir ocağı ne yapabileceğiz? Bir şeyi yemeye pişirebileceğiz. İşte burada ne yapıyor? Isının ışıma yoluyla, yani ışık yoluyla yayılmasından bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu nedir? İkincisi ışımadır. Soğuk bir günde metal balkonun korumalarına dokununca elimizin üşümesi. Elimizi buraya dokundurduğumuz zaman ne yapıyor? Soğuk bir gün olduğu için bizim vücudumuz kaç derece? Bizim vücudumuz 36 derece, 38 derece diyelim. Soğuk bir hava olduğu için atıyorum buradaki demirlerde 20 derece diyelim. Ne olacak? Sonuçta sıcak soğuk olduğu için ısı aktarımı, ısı alışverişi olacak. İşte bu ne olacak? Oradaki metal ve bizim moleküllerimiz arasında bir geçiş olacak. Yani ne yapacak bu? Isının iletim yoluyla ne yapılması? İletim yoluyla iletilmesidir diyebiliriz. Yani bir konveksiyon olacak, iki ışıma olacak, üçüncüsü iletim olacak. Cevabımız da arkadaşlar Ceyhan olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Her birinin kütlesi ilk ve son sıcaklığı verilen aşağıdaki tabloda KLMNP sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor. Şimdi özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmak demek ne demek? Aynı miktarda ısı enerjisi veriyor. O zaman öz ısı en küçük olanı soruyor. Şimdi o zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Ben bir ısı veriyorum. Q eşittir neye? Mc delta T'ye. Şimdi hepsine verdiğim ısı miktarı ne? Hepsine verdiğim ısı miktarı eşit. O zaman ısı miktarı eşit ve bana burada ne yapıyor? Bana burada öz ısısı en küçük olanı soruyor. Şimdi öz ısısı en küçük olanı ne olacaktır o zaman? Kütlesiyle sıcaklık değişiminin çarpımı en büyük olacaktır. Yani kütle ve sıcaklık değişimi çarpımı en büyükse, sonuçta hepsine eşit miktarda ısı veriyorsam, bunun en büyük olması demek öz ısısının en küçük olduğu anlamına gelecektir. O zaman benim yapacağım ne? Kütle ile sıvı miktarı kütlesiyle sıcaklık değişimi çarpımı en büyük olana bakacağım. Şimdi sıcaklık değişimi de ne arkadaşlar? İlk sıcaklıkla son sıcaklık arasındaki fark. O zaman burada sıcaklık değişimi kaç derece olacak? 10 derece olacak. Burada sıcaklık değişimi kaç? 20. Burada sıcaklık değişimi 10'dan 40'a çıktığı için 30. Burada sıcaklık değişimi 60. Burada sıcaklık değişimi kaç? 30. İşte bana ne lazım? İşte sıvı kütlesiyle bu sıcaklık değişimi çarpımların en büyük olduğu değeri bulacağım. En büyük olduğu değer kimdi arkadaşlar? 40 ile 60'ın çarpımı olacak. Diğerlerine göre daha büyük. Dolayısıyla N'de M ile delta T'nin çarpımı en büyükse demek ki bu N'nin C'si, yani öz ısısı ne olması gerekiyor? En küçük olması gerekiyor. Çünkü eşit miktarda ne yaptık? Isı verdik. 10. sorumuz. Yukarıda verilen hangisi ısı iletim hızını düşürmek amacıyla? Isı iletim hızını düşürmek demek ne demek arkadaşlar? Isı yalıtımı yapmak. Yalıtım yapmaya çalışıyorum. Yani ısının bir yerden başka bir yere hızlı bir şekilde değil de daha yavaş yavaş geçmesi sağlıyor. Soğuk bölgelerde evlerin pencerenin küçük olması, evet bu ısı yalıtımı içindir arkadaşlar. Sonuçta ısı iletim hızı dediğimiz bir şey var. Delta Q bölü delta T, yani birim zamanda bir noktadan başka bir ucaklardan ısı miktarı. Bu da nedir? Katla dediğimiz bir formül. Yani ne? Şöyle yazayım farklı renkle. K çarpı A çarpı delta T bölü L. K ısı iletkenlik katsayısıdır. A yüzey alanıdır ki işte soğuk orada evlerin penceresini küçük yapmak, yüzey alanı küçültmek, yani ısı iletimini engellemek, yavaşlatmak amacıyladır. Delta T o iki taraf arasındaki sıcaklık farkıdır. L de kalınlık dediğimiz olaydır. Ev duvarlarının kalın yapılması, yani bu da ne yapmak istiyor? Diyor ki L'yi artır. L artarsa evet ısı iletim hızı ne yapacaktır? Düşecektir. Duvarların yüzeyini strafor kaplamak. Straforla kaplarsak da o ısı iletkenlik katsayısı büyük olan bir malzeme kullandığımız için ne yapmış oluyoruz? Yine yalıtım yapmış oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacaktır. 11. sorumuz. 1 Celsius ve X termometresi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiş. X termometresi normal şartlar altında deniz seviyesinde saf suyun kaynama sıcaklığı kaç gösterir? Saf su deniz seviyesinde kaç derecede kaynar arkadaşlar? 100 derecede kaynar. Yani ne diyor? Celsius termometresi 100'ü gösterirken diyor. Şunu şöyle uzatayım. İşte buradaki X termometresinin gösterdiği değer nedir diye soruyor. Aslında bize sorduğu şey budur. Ne yapabilirsiniz? Şu üçgenlerde benzerlikten sonuçta şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden ne yapabiliriz arkadaşlar? Son cevabımızı bulabiliriz. Dikkat ederseniz bu mesafe ne kadar? Bu mesafe 20. Burası ne kadar? Burası 100. Yani kaç katı? 5 katı.
O zaman burası kaç? Burası 20. O zaman burası da ne olacak? 5 katı olması gerekiyor. O zaman buranın da 100 olması lazım. Zaten şu değer 20 idi. 100 arttırırsam burası ne olacaktır? 120 olacaktır. Yani cevabımız nedir? Denizli'dir. Ya da bu soruyu başka şekilde çözmek istersek arkadaşlar ne diyebiliriz? Şöyle de diyebiliriz. Mesela iki tane termometre, santigrat derece ve x termometresi arasındaki dönüşümü yapacağım. Santigrat derece ve x termometresi. Şimdi şu noktanın bana x'deki ve c'deki değerini söylerseniz, şu c olduğu için santigrat derece nereye geliyor? Eksi 20. Yani santigrat derece diyor ki eksi 20'yi gösterirken, bu noktanın x değeri kaçtır? Sıfırdır. Yani x termometresi orada neyi gösteriyor? Sıfırı gösteriyor. Peki şu noktaya bakarsam bu nedir? Santigrat derece sıfırı gösterirken, sıfır değerini alırken, x termometresine gösterilen değer kaçtır? 20'dir. Bana ne diyor? Suyun kaynama noktası yani 100 santigrat dereceyi bu kaç diye gösterir. Bakıyorum burası eksi 20'den 0'a çıkmış 20 artmış. O sırada ne yapmış? Burada 0'dan 20'ye çıkmış 20 artmış. Demek ki buradaki değişimle buradaki değişim birbirine ne arkadaşlar eşit. O zaman bu 0'dan 100'e çıkarken 100 artarken burası da ne yapacak? Burası da 100 artacak. Ama zaten kaçta? 20'de. Üzerine 100 eklersem kaçı gösterecektir? 120 gösterecektir diyebiliriz. 12. sorumuz. Kale cisimlerin molekülüne titreşim modelleri verilmiş. Şimdi titreşim molekülüne baktığınız zaman arkadaşlar ne yapmış? Burada K'da iki tane şöyle tik tik koymakla ne yapıyor? Sanki K'daki moleküllerin daha fazla titreştiğini, yani K'nın titreşim kinetik enerjisinin daha büyük olduğunu ifade ediyor. O zaman moleküllerin ortalama kinetik enerjisi demek ne demektir? Sıcaklık demektir. Demek ki K'nın sıcaklığı, L'nin sıcaklığı neymiş? Büyükmüş. K cisminin sıcaklığı L'den büyüktür. Evet. K cisminin ısısı, arkadaşlar bir maddenin ısısı diye bir kavram olmaz. Isı maddeler arasında aktarılan enerji miktarına biz ısı deriz. Yani bir maddenin ısısı o diye bir kavram olmayacaktır. Alınan veya verilen enerji miktarına biz ısı diyoruz. Dolayısıyla bu zaten gerisini okumaya gerek yok. L cismi ısıtılırsa sıcaklığı K'ninkine eşit olabilir. L cismi şu anda ne? Sıcaklığı K'dan düşük. O zaman ben bunu ısıtmak demek buna enerji verirsem ne yaparım? Bunların kinetik enerjisini arttırıp ne yapabilirim? K'ya eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim. Öyle bir ihtimalimiz olabilir. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 13. sorumuz. Aynı ortamda bulunan boş metal bir kupa ile ahşap bir metal kupaya dokunduğumuzda metal kupanın daha soğuk algılaması. Şimdi arkadaşlar aynı ortamda bulunduğu için bunların sıcaklıkları nedir? Aynıdır. Yani metalin de ahşabın da sıcaklığı aynı. Kaç derece? İkisinde sıcaklığı atıyorum 20 derece. İkisine de dokunduk. Dokununca bizim vücut sıcaklığımız kaç? Vücut sıcaklığımız 36 derece. Bunlar da bizim ellerimiz olsun. Şurada bizim elimiz. Dokunduğum zaman ne olacak? Isı alışverişi olacak. Yani ben 36 derece dokunduğum yer 20 derece olduğu için o zaman benden ısı ne yapacak? Oraya doğru aktaracak. İşte bu maddenin ısı iletim hızı yani bilim zamanında aldıkları aktardıkları ısı iletim hızı ne kadar büyükse bendeki ısıyı hızlı bir şekilde çektiği için ne olacak? Ben onu olduğumdan daha soğuk hissedeceğim. İşte metalin işte ahşaba göre daha soğuk hissedilmesi neyle alakalıdır? Isı iletkenliğinin, ısı iletim katsayısının büyük olmasıyla alakalıdır. Başka bir özelliği yoktur. Yoksa ikisinin sıcaklığı aynı. Dokununca ikisinde de ısı alışverişi olacak. İkisi de benden ısıyı çekecek. Ama işte o metal daha hızlı çektiği için ben onu olduğundan daha soğukmuş gibi algılayacağım. Metal kupanın ısı iletkenliğinin daha yüksek olması evet. Ahşap masanın sıcaklığının yüksek olması hayır aynı ortamda olduğu için bunların sıcaklıkları eşittir. Metal kupanın ısısı ya bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Onlara kesinlikle düşmeyin arkadaşlar. Bir maddenin ısısı diyorsa gerisini okumayın. Silin gitsin. Öyle bir kavramımız yok. 14. sorumuz. Erime sıcaklığındaki x, y katı maddeler. Yani bunlar neymiş? Katıymış ve tam nerede? Tam erime sıcaklığında. Yani ve ısı verdiğim zaman ne yapacak? Sıcaklık artmayacak. Tam erime noktasına geldiği için erimeye başlayacaklar. Eriyen katı kütlesine verilen ısıya bağlı grafiği verilmiş. Buna göre erime ısısıları. Şimdi arkadaşlar bir madde erirken sen ona ısı verdiğin zaman o ısıyı ne yapıyor? Sıcaklığı arttırmak için kullanmıyor. Ne yapıyor? Erimek için, hal değiştirmek için kullanıyor. İşte bunu nereden buluyoruz? Q eşittir M çarpı L erimeden buluyoruz. İşte bana X ve Y'nin erime ısılarını soruyor. Peki X'e ne kadar ısı vermişim arkadaşlar? Q kadar ısı vermişim. Peki ne kadar kütle eritmiş o Q kadar ısı? 2M'li kütle eritmiş. LX. LX ne işte? Erime ısısı. 1 gramın erimesi için gereken ısı. O zaman ben Q ile ne yapmışım? Her 1 gram için LX lazımsa 2M gramını eritmişim. Y'ye ne kadar ısı vermişim? Y'ye 2 kiloluk ısı vermişim. Ve 2 kiloluk ısı Y'den ne yapmış ancak? 1M gramlık maddeyi ne yapabilmiş? Eritebilmiş. O zaman 2Q eşittir M çarpı L'ye diyebiliriz. L'ye 1 gramın erimesi için. Ben 2Q verince M gramını ancak ne yapabiliyor? Eritebiliyor. Bunları taraf tarafa oranlarsam arkadaşlar Q'lar gitsin M'ler gitsin. Şuradaki ikimiz buraya çarpılarak geçtiği için Lx bölü L'ye oran ne çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkacaktır. Yani cevabımız Bursa olacak. 15. sorumuz.
Isı ile ilgili aşağıdakilerden. Aynı sıcaklıkta aynı cins sıvılar için kütlesi büyük olan ısısı büyüktür. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. Yani bu maddenin kütlesi büyükse ısısı fazla. Bana ne, maddelerde ısı yoktur. Isı nedir arkadaşlar? Isı verdiğimiz veya aldığımız enerjiye biz ısı deriz. O maddenin neyi olur? O maddenin ancak iç enerjisi olur. Dolayısıyla birinci ifade zaten külliyen yanlış geç. Aynı kütlede aynı cins iki sıvıdan sıcaklığı büyük olan ısısı, ya bir maddenin ısısı yoktur dedik, geçelim hemen. Sıcaklığı farklı iki madde temas halindeyken sıcaklığı büyük olan ısı verir, sıcaklığı küçük olan ısı alır. Evet, bu nedir? İşte o ısı dediğimiz şey, o sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılan enerjiye biz zaten ısı diyoruz. Dolayısıyla sıcaklığı farklı iki maddeyi temas ederse bir sıcak olandan soğuk olan ne yapacaktır? Bir ısı aktarımı olacaktır. İşte o bir büyük sıcaklığı büyük olan ısı verecek. Sıcaklığı küçük olan da o ısıyı ne yapacaktır? Alacaktır. Yani üçüncü ifademiz doğrudur. Yanlış sorulduğu için cevabımız 1-2 Ceyhan olacaktır arkadaşlar.